Çin, geçtiğimiz yıl Tianwen-1 görevi kapsamında Mars'a uzay araçlarını göndermişti. Şimdi de bu araçlar, Kızıl Gezegenin yörüngesi ve yüzeyinden yeni fotoğrafları dünyaya gönderdi. Ülkelerin uzay yarışı hız kesmeden devam ederken, Çin ve Amerika bu yarışın zirvesinde yer alıyor. Çin, Tianwen-1 isimli görev kapsamında bir yörünge aracı ve Zhurong isimli bir yüzey gezginini Mars'a göndermişti. Bu araçlar geçtiğimiz aylarda başarılı bir şekilde hedeflerine ulaşmış ve Çin'i Mars'a ulaşan ikinci ülke olarak kayıtlara geçirmişti. Aylardır Mars yörüngesi ve yüzeyinde dolaşan bu araçlar, dünyaya Kızıl Gezegen ile ilgili yeni bilgileri ve fotoğrafları gönderiyordu. Şimdi de Çin Ulusal Uzay Ajansı, gezegenin yörüngesinde araştırmalarını sürdüren Tianwen-1 ile yüzeyde bulunan Zhurong'un çektiği bazı görüntüleri tüm dünya ile paylaştı. Araçlar tarafından gönderilen fotoğraflarda gezegenin yüzeyinin ve yörüngesinin göz alıcı görüntüleri ile karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra Tianwen-1'in gezegenin kuzey kutbu üzerinde yer aldığı, üzerindeki özel bir kamerayı uzay boşluğuna salarak da kendi fotoğrafını çekebildiği yetkililer tarafından belirtiliyor. Ayrıca Andrew Jones isimli bir gazeteci tarafından, Twitter üzerinden paylaşılan gönderilerde de bu kameranın fotoğraf çekmek için uzay boşluğunda süzüldüğü görülebiliyor. Gelin Çin Uzay Ajansı tarafından paylaşılan diğer görüntülere de hep beraber bakalım. Bu görüntüde uzay aracının, Çin Uzay Ajansı tarafından Kızıl Gezegen'in, buz örtüsü olarak tanımlanan bölgesinin üzerinden geçtiği görülebiliyor. Çin Uzay Ajansı tarafından yayımlanan bir başka fotoğrafta ise, Zhurong gezgininin gezegen yüzeyinde çektiği bir fotoğrafa yer verildi. 225 gündür Mars'ta keşiflerini sürdüren ve binlerce metre yol kat eden bu aracın geçtiğimiz aylarda bu fotoğrafı çektiği gelen açıklamalar arasında yer aldı. Uzay yarışında Amerika ile kıyasıya bir mücadele veren Çin, Zhurong ve Tianwen-1 araçlarının yardımıyla 2030 yılında dünyaya Mars'tan toprak örnekleri getirmeyi ve 2030'lu yılların başında insanlı görevler gerçekleştirmeyi düşünüyor. Bunun yanı sıra Tianwen-1 görevi kapsamında araçların, gezegen yüzeyinde suyun bulunup bulunmadığı ile ilgili araştırmalarına da hız kesmeden devam ettiği yetkililer tarafından belirtiliyor.